Siz geçin, ben geliyorum. Ömer bak, kavga etmeyin ya, ne olur ya. Tamam, sakin ol, bir şey yok. Geçmiş olsun. Sağ ol. Dün olanlar için kusura bakma. Ben tutmalıydım kendimi. Bizde de hata vardı. Tolga'nın sataşmasına izin vermemeliydik. Hele ki acınız o kadar tazeyken. Ben daha fazla kavga istemiyorum. Ben de. Anlaştık o zaman. Ömer. Müdür çağırıyor. Niye? Okul aile birliği sizin durumu konuşmak için toplanmış sanırım. Daha yeni konuştuk, anlaştık lan. Gittin babanı öttün değil mi hemen? Asiye, ben kimseye şikayet falan etmedim. Ne oldu peki Doruk? Gidip kuşlar mı haber verdi? Şey, sizi de çağırıyorlar. Akif Atakbuzur. Çocuklar, okul aile birliğinin bir kısmı sizin bu okulda huzuru kaçırdığınızı düşünüyor. Ve bunun için de kalıcı bir çözüm istiyor. Evet. Yani dün okulda yaşananları düşününce bu çok şaşılacak bir durum değil bence. Okulun içine kadar polislerin girmesi, bir çocuğun kelepçelenerek götürülmesi, bunlar çocukların şahit olmaması gereken şeyler. Doğru söylüyorsun şekerim. Feci kareler bunlar. Çok travmatik şeyler. Ya ben şahsen oğlumun bu vahşi karakterlerle aynı çatı altında eğitim görmesini istemiyorum. Lütfen bunun bir çözüm getirelim. Bu çocukların kalıcı olarak okuldan uzaklaştırmalarını talep ediyorum. Ne? Nasıl yani? Evet, aynen duyduğun gibi. Ben oğlumun sizinle aynı çatı altında eğitim almasını istemiyorum. Herkese merhaba, kusura bakmayın. Biraz geciktim de geç haberim oldu. Selam ortak. Merhaba. Merhaba çocuklar. Size telefonda özetlemiştim Resul Bey. Ama şu anda toparlamak gerekirse, bazı veliler size bahsettiğim öğrencilerle çocuklarının aynı okulda okumasını istemiyorlar. Peki, bu konuda siz ne diyorsunuz çocuklar? Biz isteyerek bir şey yapmadık. Damarımıza bastılar. Öyle oldu. Tepkiye tepki diyorsun yani. Abi nasıl oldu Aybüke? Haber var mı? Şey, mahkemesi var bugün. Avukat tutuldun peki? Hı hı, annem ayarladı. Güzel. Maşallah, uçan kuştan da haberim var ortak. Daha önce söylemiştim Akif'ciğim. İyi bir iş insanı olabilmek için iştaki bir şart. Bitti mi? Sizler de çocuklarınızın bu çocuklarla aynı okulda okumasından rahatsızsınız anladığım kadarıyla. Doğru mu anlamışım? Evet, aynen öyle. Psikolojilerini bozuyorlar. Haksız mıyız? Evet, baksana abisi ne yapmış? Aynı şeyi bizim çocuklarımıza yapsalar. Ya Olcan bir şey yapmadı. Kavga yaymaya çalıştı sadece. Tamam Asiye. Tamam kızım. Bence endişelerinizde haklısınız. Evet, haklı olduğunuz yanlar var. Burası özgür bir ülke. Öyleyse Burak Bey, muhasebeyi bilgilendirelim. Bu dört arkadaşımızdan rahatsız olan velilerimiz varsa çocuklarını hemen okuldan aldırabilirler. Aa, nasıl yani? İbahat, doğru mu duyuyorum ben? İstemeyen gitsin diyorsunuz yani, öyle mi? Şöyle söylemeliyim ki,
suçu mahkeme tarafından kanıtlanmayan herkes suçsuzdur. Bu da adaletin en önemli kurallarından birisidir. Ve bu süreçte de kimseyi okulumuza zorla tutacak değiliz. Yani herkes özgür. Teklif var, ısrar yok. Diyorlar. Annem bizi okuldan attırmak için kurul toplamış. Ne? Şaka yapıyorsun değil mi? Yalnız baban kral adammış gerçekten. Kim? Benim babam. Evet ya. Bize o arka çıktı içeride. Hatta beğenmeyen varsa çocuğunu kaydı alıp gidebilir falan dedi. Biz teşekkür ettik ama sen bizim adımıza bir dar eder misin? Olur olur ederim. Hadi, biz gidelim. Anne ne yaptın sen ya, ha? Niye büyüttün bu meseleyi bu kadar? Tabii ki büyüteceğim oğlum, tabii ki büyüteceğim. Oğlumun güzel yüzünü ne hale getirmişler. Hepsinin okuldan atılmasını istedim. Karışmayın bize ya, karışmayın artık, yeter. Görüyorsun değil mi? Burnu çatlamış. Biz evladımızın bedensel bütünlüğünü korumaya çalışıyoruz. Hala anasına çemkiriyor. Bak bak hallere. Kim sen? Kim bu? Bu kim ya? Bu kim ya? Ne kadar? Çıktı o. Çıktı damat ve çıktı senin. Buyur. Nefret ediyorum bunu. Bu gereksiz kibarlığından ya. Vitrin manken gibi bir haller. Buyur. Üstünü boşundun. Ceketin. Yastasını bilirim yeterim ya. O kadar nefret ediyorum ya. Hakim sakin ol. Resul. Çok güzel konuştun biliyor musun? Şimdi vallahi biz de olsak ne boş onu aynı senin söylediklerini söylerdik. Ne diyorsun? Ağzına sağlık diyorum ne diyeyim. Ağzına sağlık diyorum ne diyeyim artık. Baba. Pardon. Ne boş bak burada yedik golü. Allah aşkına bari Suzan mevzunda perişan olmayalım ya. Ha Akif sana ne diyeceğim? Ayla mesaj atmış. Seni söylediğim kafede bekliyormuş tamam mı? Gideyim ben sana. Hadi hallet şu işi. Ha. Yeter artık Akif. Rica ederim oğlum. Ben sadece yapılması gerekeni yaptım o kadar. Ya olsun. Yine de böyle bir şey beklemezdim senden. Şaşırttın beni. Ha tekrar teşekkür ederim bu arada. Rica ederim. Önemli değil. Çocuklara haksızlık yapılıyordu. Onun önüne geçtim sadece o kadar. Baba oğul yemek yiyelim birlikte. Ne dersin? Hatta Aybike'yi de davet et. Aybike mi? Hı. Yani bilmem. Tamam. Sen karar verirsin. Bana öyle haber verirsin o zaman tamam. Benim bir toplantıya yetişmem lazım. Sana iyi dersler. Görüşürüz. Görüşürüz. Aybike'yi nereden biliyorsun? Resul Bey. Harikacığım. Bana anlattıkların sayesinde Resul Özkaya imajını tazelemiş oldum. Teşekkür ederim. Ne demek canım? Yani siz okulda neler olduğunu öğrenmemi istediniz. Ben de söyledim. Ufak bir şey yani çok büyütülecek bir şey yok. Sonuçta bursa karşılık ödeşmiş olduk. Onu ödeşme demeyelim ama sen kendini nasıl rahat hissedersen öyle olsun. Aa ben böyle rahat hissederim. Peki anlaştık o zaman. Ciao. Ciao. Görüşürüz.